Günaydın. Bugün 4 Ocak 2021 Pazartesi. Yeni mecra, yeni bir programla karşınızda. Medyanın gündemi. Medyanın gündemini ben İrfan Uçar ve arkadaşım Doktor Vahdet Mesut Ayan ile birlikte sunacağız. Bugün medyanın gündemini konuşacağız ama önce bir manşetlere bakalım. Hemen akabinde yeni bir yılın başlarken 2020 yılının da bir görünümünün panoramasını çizelim istiyorum. Belki bu birkaç gün sürer. Önce manşetlerden başlayalım. Bugün manşetlerde neler var? Benim bugün dikkatimi çeken Sözcü Gazetesi'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması ile ilgili olan manşetiydi. Üniversitelerde AKP'li rektörler dönemi istemiyoruz manşet. Spotu da bilimsel özellik azaldı, AKP ağırlığı iyice arttı diyor. Haberde 9 tane AKP'li kişinin rektör olduğu belirtiliyor. Tabii benim ilk dikkatimi çeken Sözcü Gazetesi olunca biraz daha böyle şey bakıyor insan, dikkatli bakıyor. Bilimsel özellikliğe vurgu. Yani bilimsel özellikliği sadece rektör atamalarıyla vurgulayan bir haber olmuş. Halbuki bilimsel özellik 1980'den itibaren üniversitelerde kademeli olarak azalıyordu. Bilimsel özellikliğe darbe, en sonki darbe ise sen de biliyorsun ki 15 Temmuz'dan sonra. KYK'larla oldu. Sözcü Gazetesi KYK'larla ilgili bir KYK'larla akademisyenlerin ihraç edilmesini en ufak bir şekilde problem etmedi. Ne zaman ki iş AKP kadrolaşmasına geldi, o zaman maalesef bu haberde de gördüğümüz üzere sorun ediliyor akademik özellik. Çok ilginç benim için, çok paradoksal bir haber olmuş. Görünce bir taraftan insan şaşırıyor, bir taraftan da tabii üzülüyor. Hocam hatırlarız Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde üniversite yönetimleri, üniversite öğretim üyeleri Cumhurbaşkanı'nın seçmesi için 3 aday belirlerdi ve bu adaylar arasında bir oylama yapardı. Cumhurbaşkanı da birinci, ikinci veya üçüncü adayı tercih edebiliyordu. Kendine göre bir araştırma yapıyordu. Fakat o dönemin özellikle İslami yayın yapan gazeteleri ise inanılmaz derecede bunlar demokrasi karşıtı, bunlar yukarıdan aşağı despotik bir yönetim arzuluyorlar, bunlar demokrat değiller diye yoğunca bir eleştiri yaparlardı. Örneğin Akit gazetesi bu konuda çok sert bir muhalefet yapardı. Evet, milli irade söylemi kullanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Üniversitede kim daha fazla oy aldıysa rektörün o olması gerektiği üzerine yayın yapılıyordu. Ama işte işler değişti. Yani ya, İslamcılar iktidara geldiğinde, AKP iktidara geldiğinde artık tamamen eskiden doğru söylüyorsun 3 aday çıkarırdı üniversite. Daha doğrusu yok ki 3 aday sunardı. Fazla oy almış 3 adayı, en fazla oy alanları Cumhurbaşkanı bir tanesini seçerdi. Bu da çok demokratik değildi. Yani Cumhurbaşkanı'nın aslında rektör seçmesi çok enteresan, olmaması gereken bir şey. Normal rektörü üniversite öğrencilerinden tutun, araştırma görevlilerine, öğretim üyelerine kadar. Hatta çalışanlara. Çalışanlarına kadar onların seçmesi gerekiyor. Ama işte iktidar değişince her şey değişiyor. Şimdi hiç gözükmüyor. 15 Temmuz'dan sonra bir kararnameyle tamamen artık Cumhurbaşkanı yetkisinde. Seçim de ortadan kalktı. Seçim yok. Seçim elbette ki. Yani. Ama seçimi ortadan kalkma gerekçesi de şöyle bir şey oldu. Seçim üniversiteye nifak sokuyor, ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor gerekçesiyle yapıldı. O halde sadece seçimi ortadan kaldırıp sadece Cumhurbaşkanı atasın deniyor. Kimse de gıkını çıkartmıyor. Gene bence Sözcü'yü haksızlık etmeyelim. Hiç olmasa konuyu gündeme getirmiş. Bugün gündeme getirmiş en azından. Ama işte iş işten geçtikten sonra İrfan Hocam gündeme getirmesi evet, çok da önemli olmuyor. Tabii demokrasiyi sadece seçime indirgemek istemiyorum. Demokrasi, seçimler demokrasinin sadece bir parçasıdır. Ama şimdi o da ortadan kalktı. Evet.
Öyle bir durumda. Peki diğer gazetelerde neler var hocam? Sabah gazetesinde maalesef yine aslında son zamanlarda kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddeti yeniden üreten bir haberle karşılaştım ben. Kan donduran tecavüz çığlığı PKK'nın gerillalara, kadın gerillalara yönelik tecavüzleri haberleştirilmiş. Ama tabii burada haberleştirirken aslında çok da okumak istemiyorum haberi. Yani çok izleyiciye de aktarmak istemiyorum. Tecavüzü ve şiddeti yeniden üreten bir dil kullanılmış. Sabah gazetesinde bu var. Yeni Şafak gazetesi kadın cinayetlerini ayırmış ilk sayfasını, manşeti. Tabii burada da yine sen de biliyorsun bu süreçte bilgi, özellikle AKP medyasında bilgi vermeme üzerine, haber vermeme üzerine verilen haberlerde de gerçeği, hakikati çarpıtma üzerine haberler kurgulanıyor. Burada da maalesef öyle olmuş. 2002'den sonra kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin artan ivmesini bugün herhangi bir kadın derneğinin, sivil toplum kuruluşunun sitesine girerseniz görürsünüz. Ama burada Yeni Şafak bu gerçeği çarpıtarak bu mücadeleyi kazanırız manşetiyle çıkıyor. 2000 yılı şiddetle mücadelede umut veren bir yıl oldu diyor. Halbuki 2020'nin son günlerinde bir günde 3 kadın. Hatta 4 kadın. 4 kadın cinayeti. Evet, onu ilerleyen günlerde yine konuşacağız. Gerçekten de kadın cinayetleri bu hükümet döneminde arttığına dair pek çok bağımsız araştırma, kadın örgütlerinin istatistiksel verileri bunu gösteriyor. Evrensel Gazetesi Ticaret Bakanlığı'nın Tele1'de yayımlanan reklamlarından ötürü rütün verdiği 20.953 lira para cezasını manşete almış. Rütük maalesef bu dönemde devletin bir baskı aygıtı, basın üzerinde özellikle baskı aygıtı olması açısından çok önemli. Tele1'e daha önce de vermişti, ekran karartma vermişti. Aynı şekil yeni yılda da devam ediyor. Yani 2021 bize pek de yeni sayfalar açmadı. 2020'de medyada görünüm nasıldı? En azından Rütük boyutuyla bir değerlendirme yapmak gerekirse neler söylemek gerekir? Ya dediğim gibi baskı aygıtı oldu Rütük 2020'de. Tele1 bunlardan hatırladığım, daha tabii bu biraz daha üzerine düşünsek birçok örnek çıkarabiliriz. Rütük'le ilgili tasarruf mevduatı sigorta fonu gibi çalışmaya başladı Rütük. Herhangi bir söz söylemek, muhalif bir söz söylemek ya da hakikati dile getirmenin acaba kanalımı kapatırlar mı, gazeteme ceza verirler mi gibisinden endişeler yaşıyor gazeteciler, yorumcular. Bu açıdan demokrasinin orada sıkıştığını söyleyebiliriz. Evet. Rütük üzerine. 2020'de en çok konuşulan konulardan biri Rütük'ün özellikle hükümete yakın medya kanallarına ceza vermemekte veyahut da açık linç girişimlerine rağmen ceza vermemekte, şikayet etmesine rağmen, özellikle toplumun çok önemli kesimlerinin Rütük'e başvurmasına rağmen bunda imtina etmesi, ama öbür tarafta da cezalar, biraz muhalif duran televizyonlara da cezalar yağdırması. Rütük'ün yapısı tartışmak gerekiyor mu sizce? Rütük'ün yapısını da tartışmak gerekiyor elbette. YÖK'ün yapısını da tartışmak gerekiyor. Hatta basın ilan kurumunun yapısını da tartışmak gerekiyor. Çünkü orası da başka türlü bir baskı aygıtı haline geldi. Yani muhalif medyaya, muhalif basın kuruluşlarına ilan vermeyen ama ilanı AKP yandaşı basın kuruluşlarına veren bir kurum haline geldi, evet. Basın ilan kurumu. Yani kaynağı dağıtırken, kaynak dağıtımında önceliği iktidar yanlısı kurumlara veriyor. Evet. Bunların hepsini tartışmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemini
hedefe alarak bütün kurumları, kuruluşları teker teker tartışmamız ve demokratik bir zemine çekmemiz gerekiyor. Basın İlan Kurumu'nun yapısında bir takım değişiklikler oldu. Yönetmeliğinde bir takım değişiklikler oldu. Gerçekten de medyanın hareket alanını sınırlandıran, özellikle mali anlamda sınırlandıran bir yapısı var. Peki bir de bir Fox TV var 2020'nin de damgasını vuran Fox TV ve Fatih Portakal meselesi. Orada ne tür bir değişim oldu, neler oldu bir hatırlayalım. Kurumsal yapısında bir değişiklik olmadı Fox TV'nin ama Fatih Portakal ayrılmak durumunda kaldı. Fatih Portakal'ın ayrılması muhtemelen Fatih Portakal'a yönelen baskıydı. Diğer gazetecilere olduğu gibi yani işi haber verme üzerine kurulu gazetecilere nasıl baskı yapılıyorsa Fatih Portakal'a da öyle baskı yapıldı. Tabii Fatih Portakal bunu açık açık söylemedi bizim anladığımız kadarıyla. Çünkü o dönem basında çıkmış da evinin fotoğrafları falan çekilmişti. Dronlar uçuyordu üstünde sürekli 7-24 saat tabii. Drone takibini almıştı. Kolay değil böyle şartlarda bir insanın gazetecilik yapması. Hele de Fox TV gibi en fazla izlenen ana haberde spikerlik yapması. Ben baskı olarak görüyorum Fatih Portakal. Hatta o dönem erken seçim yatırımı olarak görmüşlerdi Fatih Portakal'ın ayrılmasını. Hatırlıyorsan ama şimdi hala Fox TV ivmesini devam ettiriyor diye biliyorum ben. Selçuk Tepeli'ydi galiba. Evet, Selçuk Tepeli sunuyor. Fakat o da o kadar fena değil gibi ama evet. Fatih Portakal bir kitleyle bir bağ kurmuştu. İzleyiciyle bir bağ kurmuştu diyebiliriz sanırım. Evet, sembol sayabilirdik Fatih Portakal'ı Fox için. Evet. Yine bir Olay TV var yakın zamanda. Patlak veren Olay TV ile ilgili medyada önemli bir gündem vardı. Medyanın 2020 yılına damgasını vuran olaylardan biri. Bunun için neler söylemek gerekir? Valla bunun için ben de sana soru sorayım. Çünkü birçoğu arkadaşındı senin. Özlem Akarsu Çelik arkadaşındı. Süleyman Sarılar yayın yönetmeni. Yani. Evet. Gerçekten de aslında ben hem Fox TV hem de Olay TV arasında şöyle bir bağ kuruyorum. Fox TV menşei olarak uluslararası Amerikan sermayeli bir yayın olması nedeniyle sahipliğine yönelik baskının işe yaramayacağını çok iyi biliyorlardı ve görüyorlardı. O halde ne oldu? Ana haber spikerine Anchorman'ına yönelik bir baskı oldu ve Fatih Portakal oradan ayrıldı. Fakat Olay TV'de ise sahibi yerliydi. Yani hükümetle, geçmiş hükümetler içerisinde yer alan bir siyasetçi iş adamıydı Cavit Çağlar. Ona ciddi bir baskı uyguladılar. O da bu baskıyı kaldıramadı ve nihayetinde o bağlamda yayınına son verdiler ama gerçekten de orada Türkiye'nin ana akım medyada yer alan önemli gazetecileri var. Bir araya geldiler. Yeni ortakla işi yürütmeye çalışıyorlar. Aslında yabancı sermaye olunca karışamadıkları bir durumda yerli sermaye de çok rahat bir şekilde kontrol altına alıyorlar diye düşünüyorum. Gerçekten de yeni bir medya, yeni medyanın bu dönem öne çıkmasının haklı nedenleri, sosyolojik nedenleri, yapısal nedenleri de çok iyi anlaşılıyor bu vesileyle. Evet, haberle ilgili bir şeyler söylersek, toparlamak gerekirse, AKP medyası daha çok haber vermeme üzerine kurulu olduğu için Olay TV gibi, Tele 1 gibi, KRT gibi kanalların olması aslında büyük bir tehdit oluyor yanlış medyaya. Çünkü hakikati bir şekilde insanlara ulaştırabilecek mekanizmalar oluyor. Tabii Cavit Çağlar bu yola girerken neyi düşündü, ne yaptı, nasıl kurulacağını düşündü bunun bilmiyorum. Belki şeyi örnek aldı, Tele 1'i örnek aldı, Halk TV'yi örnek aldı ama iktidardan ciddi bir baskı gördüğü gerçek. Evet.
medyanın gündemini diğer günlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.